Bu videomuzda 14. yüzyıl divan şairlerinden bahsetmek istiyorum size. Ee, ve yine her zamanki gibi şifremiz mevcut. Kangah diye bir şifre var. Ben bunu yine derste eti, kanga, canga falan diye söylüyordum. Ee, öğrencilerim çok gülüyordu ama e, sonra bakıyorlardı ki aslında akılda kalmış. 14. yüzyıl divan şairlerimizin şifresi neymiş? Kangahmış. Şimdi bu kangahı açalım bakalım hangi sanatçılarımız karşımıza çıkacak. Şöyle bir kağıdımı düzeltmek istiyorum özür dilerim. Kangahta bakın Kadı Burhanettin Kadı Darir iki tane kemiz var. Ahmedi, Nesimi, Gülşehri, Aşıkpaşa ve Hoca Mesut'la karşılaştık. Şimdi bu sanatçılarımızdan bazılarından uzun uzun bahsedeceğim. Bazılarından ise işte şu eseriyle ünlüdür, bu eseriyle karşınıza çıkar şeklinde bahsetmeye çalışacağım. Kadı Burhanettin'le başlıyoruz. Şifremizin ilk ismi zaten kendisi. Kadı Burhanettin karşınıza şöyle çıkar. Bakın kırmızı yazdıklarıma dikkat edin gençler. Şair e, bir devlet adamıdır. Yani hem şairlik hem devlet adamlığı yapmıştır. Kadılık, vezirlik, hükümdarlık yapmış, alim bir e, şairdir ve devlet adamıdır. Bazen şu bilgiyi veriyorlar. Ak koyunlarla yaptığı savaş sonucu tedbirsiz davrandığı için yenilerek Sivas'ta idam edilmiştir. Yani Bazen işte e, Kadı Burhanettin'in anahtar kelimeleri vardır. Tuyularıyla ünlüdür vesaire e, nazım şeklinde karşınıza çıkmıştır tuyu nazım şeklinde. Bazen ondan bahsetmezler de şu devlet adamı olmasını, ak koyunlarla yaptığı savaşta tedbirsiz davrandığı için idam edilmesi bilgisini verdiklerinde... Anlayın ki Kadı Burhanettin'dir. Zaten onun e, isminin kadı olmasının sebebi e, işte kadılık, vezirlik veya hükümdarlık yapmış olmasından ileri geliyor. Bunun haricinde tuyu nazım şekli dendiğinde e, çalışırken görmüşsünüzdür ya da hocalarınız söylemiştir. Bizim edebiyatımızda e, bazı nazım şekilleri bazı sanatçılarıyla anılır. İşte tuyu dediğimizde Kadı Burhanettin, e, şarkı dediğimizde Nedim. Gazel dediğimizde Fuzuli, Baki gibi sanatçılarla anılır bu nazım şekilleri. Tuyu da Kadı Burhaneddin'in özellikle divan edebiyatına kazandırdığı bir nazım şeklidir. Tuyu biraz böyle fotoğrafik olacak bu ama şöyle Burhaneddin derken de u var. Tuyu da u ağırlıklı olduğu için ben öğrenciliğimden beri bu şekilde aklımda tutuyorum. Şiirlerinde mahlas kullanmamıştır. Bunu bazen veriyorlar, testlerde de veriyorlar. Bu bilgi de sizin için gerekli olabilir. Şiirlerinde Azeri Türkçesini kullanmıştır. Mesela biz bunu Nesimi'de de göreceğiz. Mesela Fuzuli'de de göreceğiz. İşte Kadı Burhanettin'de karşımıza çıktı. Hatta bazı işte eserlerde Anadolu sahası, Azeri sahası diye verirler. Kadı Burhanettin de Azeri Anadolu sahası olarak karşımıza çıkar. Yine edebi sanatlara yazmış olduğu tuyularda veya gazellerde edebi sanatlara özellikle de cinasa düşkündür bunu Kadı Burhanettin'de, Kadı Burhanettin'le ilgili olan kaynaklarda vurguluyorlar. Şimdi diğer sanatçımıza geçtim. Kadı Darir, kolay bir sanatçı olacak bizim için. Doğuştan görme engelli olduğu için, kör olduğu için Darir lakabını almıştır. Siretün Nebi isimli eseriyle ünlüdür. yani bu eser edebiyatımızdaki ilk siyer örneğidir. bunu da öğrencinin birisi şey demişti hocam dedi hani doğuştan kör ama onun kalp gözü açık aslında siretün nebi yazabilmiştir diye bir şey söylemişti bize mantıklı gelmişti belki sizin de işinize yarayacaktır kadidari gördüğünüz gibi bizim için kolay oldu şimdi gelelim belki de bu yüzyılın en önemli sanatçısına Ahmetli'ye Ahmide diye şuradan bir şifre geliştireceğimi anlamış olmalısınız ee, özellikle iki eserini verirken e, Ahmedi'nin ismi bizim işimize yarayacak şimdi altını çizerek gitmek istiyorum 14. yüzyılın en çok eser veren sanatçısı ve divan edebiyatının kurulmasında büyük rolü olan bir şairdir Ahmedi çünkü evet 13. yüzyılda divan edebiyatı başladı ama e, aslında 14. yüzyıl divan edebiyatının kuruluş çağıdır ve Divan Edebiyatının kurulmasına hizmet eden en önemli isim de Ahmedi'dir bu yüzyılda. Kaside ve gazellerinin yanında birçok eser vermiş, özellikle mesnevilerinde mesnevi de yazdığını göreceğiz biraz sonra. Bilimsel ve kültürel konuları işlemiştir. Türk Edebiyatında bu yüzyılda, bakın yine tekrar ediyorum en çok eser veren sanatçıdır. Çünkü bazen Ahmedi'yi tanıtırken bu özelliğine vurgu yapıyorlar. Şimdi gelelim. E, ee, yine 2019 AYT'de de çıkan İskendername ve Cemşidi Hurşit isimli eserlerine. Şifremiz buradan geliyor. Söylemiştim. Kankaları Cemşit ve Hurşit ile İskender yemeye gitti. Ahmedi midesine düşkün mü o zaman? Bakın Ahmedi'deki medi, mide kelimesini andırdı. Midesine düşkün olsun. Ee, bu şifre bana ait değil. Bir yerden e, görmüştüm bu şifreyi. Midesine düşkün olsun. Kankaları Cemşit ve Hurşit'le... Çünkü Cemşit ve Hurşit de gördüğünüz gibi onun bir mesnevisidir gençler. Cemşit ve Hurşit'le beraber İskender yemeğe gitsinler. Şuradaki İskender de İskender nametine karşılık gelecektir. de bu şekilde... Demek ki neymiş Ahmedi? 14. yüzyılın en çok eser veren sanatçısı bu birinci anahtar kelimemiz. Cemşidi Hurşit ve İskendername isimli eserleri de Ahmedi'yi Ahmedi'yi yapan en önemli iki eserdir diyebiliriz. Tabi diyeceksiniz ki hani bir sürü eser vermişti. Bu iki eser özellikle karşımıza çıkıyor. Onun haricinde Mirkatül Edep, Esrarname, işte 8500 beyitten oluşan bir divanı var. Mizanul Edep diye bir eseri var. Ama bu iki eser özellikle Ahmedi denince karşımıza çıkacaktır. Nesimi Derisi. Bunu ezberlerken böyle yapın. Nesimi Derisi. Nesimi derisi. Aklınızda kalsın diye tekrar ettim gençler. Ee, niye bu şekilde hatırlıyoruz Nesimi'yi? Maalesef Nesimi görüşleri yüzünden Halep'te derisi yüzülerek öldürülmüştür. Böyle bir bilgi vardır Nesimi ile ilgili. Ee, çünkü... Nesimi hurufilik tarikatına mensup olan bir sanatçı ve varlığı ve yaratılışı harflerle izah etmeye çalışıyor. Ve bu görüşleri zamanında yanlış anlaşılıyor veya oradaki insanlar tarafından anlaşılmıyor belki de. Dolayısıyla derisi yüzülerek maalesef öldürülmüştür. Nesimi'de de Azeri Türkçesi vardır. Azeri sahası diye geçer. Seyit Nesimi ile Nesimi aynı kişidir. Bazı kaynaklar uzun uzun Seyit Nesimi diye verirler. Bazı kaynaklarda sadece Nesimi diye verirler. Nesimi için şöyle bir ifade de vardır. Divan şiirinin Yunus Emresi olarak kabul edilir. Bazı gazellerinde de Hüseyni mahlasını kullandığını söyleyebiliriz. Şimdi anahtar kelimelerine tekrar veriyorum. Hurufilik gördüğümüzde Nesimi derisi yüzlerek öldürüldüğünü tekrar ediyoruz. Azeri Türkçesi ve Hüseyin'in mahlasını kullanmıştır. Şifremiz neydi? Nesimi derisi dediğimizde onun bu e, öldürülme şekli aklımıza geliyor maalesef. E, çünkü bazen Nesimi'yi verirken onun bu hayat hikayesini veriyorlar. Hemen şifreden aklınıza gelecektir. Gelelim Gülşehri'ye. Gülşehri de önemli bir isim. 2018 AYT'de Mantıkut Tayr isimli eseriyle çıktığı için ee, ve yine önemli bir divan şairi olduğu için Gülşehri'den de biraz daha uzun bahsetmek istiyorum. Gülşehri denmesinin sebebi Kırşehir'in Gülşehir kasabasından olduğu için Gülşehri olarak anılmış ve şöyle bir bilgi var. Mahlas kullanan ilk divan şairi olarak bilinir. Ee, yani gerçek ismi zaten şey değil, Gülşehri değil biliyorsunuz. İşte asıl adının Ahmet olduğu söyleniyor. Bazı kaynaklar farklı isimler kullanıyorlar. Biz onu Gülşehri olarak biliyoruz. Tasavvufu konu ediniyor ve Mevlevi tarikatına bağlıdır. Hatta Ahi Evran'ın yanında 50 yıl kadar kalmış. Onun ölümünden sonra ahilik postuna oturmuştur. Ve Sultan Veled'in isteğiyle Mevlevi tarikatına bağlanan Gülşehri işte Kırşehir'de kurduğu e, Mevlevi tarikatını yaymaya da çalışıyor. Böyle de bir bilgi verebilirim size. Şimdi gelelim Mantıkut Tahir. En önemli eseri aslında. Mantıkut Tahir kuş dili anlamına geliyor. Şimdi bunu aklımızda nasıl tutarım? Tayyareyi bilirsiniz. Hani uçağa benzer daha küçüktür. Tahir büyük geniş kanatlı kuş anlamına geliyor gençler. E, tayyare de uçan bir araç olduğu için belki bu şekilde bağlantı kurabilirsiniz. Yani şuraya geldim. Tayir, tayyare kelimesinden kuş kelimesi aklımıza geldi. Şimdi bu mantıkut tayrın gül şehriye ait olduğunu aklımızda nasıl tutacağız? Kuşlarda gülü severler. Güllerin üstünde hatta gül bülbül hikayesi vardır bilirsiniz. Kuşlarda da gülü seviyorlar. Mantıkut tayr gül şehriye ait olduğunu bu şekilde aklımızda tutuyoruz. Mantıkut tayr şöyle bir eser, alegorik bir eser. Burada da uzun uzun yazmak istedim çünkü bazen e, bu bilgiyi verip de hangi eserdir diye sorabiliyorlar. Aslında Tahir, Feridüddün Attardan e, yapılmış Türkçe'ye tercüme edilen bir eser. Ama Gülşehir bunu birebir çevirmek yerine e, kendinden de bir şeyler katmış. Yani e, ana çerçeveye sadık kalmış e, Feridüddin Atlar'ın birçok hikayesini kullanmış ama bunun yanında Kelle ve Dimne'den, Kabusname'den de hikayeler aktarmıştır. Mantıkuttay'da olay nedir? E, ee, Hüdüt kuşunun başkanlığında kuşların padişahları olan Simurg kuşunu aramaları anlatılır. Çeşitli maceralardan sonra kuşlar Simurg'a ulaşır. Tabi hepsi ulaşamazlar. Sembolik olarak kuşlar insanları, Hüdüt aklı, Simurg ise Allah'a simgeler. Ve bu yönüyle alegorüt bir özellik gösterir. Aslında tasavvuf inancı bir anlamda nefis terbiyesi de vardır eserimizde. Şimdi felekname de son zamanlarda e, Gülşehri ile ilgili verilen bilgilerde karşımıza çıkan bir eser. E, Feleknameyi de aklımızda şöyle saçma bir şifreyle tutuyoruz. Ama inanın işe yarıyor. E, felek, felekname şöyle yaptım. Felek çakmağını... Gül şehrinin üzerine çaktı diye e, şarkı şeklinde söylediğimizde gerçekten akılda kalıyor. Şarkıyı sizin için tekrar ediyorum. Siz de çalışırken böyle çalışırsanız inanın aklınızda kalacak. Felek çakmağını gül şehrinin üzerine çaktı. Felek, felekname, gül şehri. Mantık tayr, Hani şu anda e, anahtar kelimeleriyle tekrar ediyorum. Nasıl ulaşacağım Gülşehri'ye? Mantıkut Tayr. Tayir kuş, tayyare, kuşlar gülü severler efendim. 2018 AYT'de çıktığını unutmayın. Demek ki çalışmanız gerekiyormuş ve son olarak şunu da söyleyeyim. Aruz Risalesi diye Farsça yazılmış bir eseri vardır. Bu eserde Anadolu'da yazılan ilk şiir bilgisi kitabıymış. Aruz Risalesi. Şöyle ekleyeyim sizin için. Aruz Risalesi. Neymiş? İlk şiir bilgisi kitabıymış. Ve Aşık Paşa. Yine bu yüzyılda benim çok önemsediğim bir sanatçı Aşık Paşa. Çünkü Türkçe eser veren, Türkçenin edebiyat dili olmasında büyük rol oynayan bilinçli ilk Türkçecidir. Hatta ben bunu şey diyordum bu yönüyle. Türkçeye aşık. Buraya yazmamış olabilirim ama böyle deyin. Türkçeye aşık. Bu şifreyle e, Türkçe için çalışmalar yaptığını... Türkçeye önem verdiğini aklınızda tutabilirsiniz. Hatta e, Türkçe'ye önem verdiğini Garipname isimli eserinde şöyle dile getiriyor. Türk diline kimse bakmaz idi. Bu kimesne diye de geçiyor kaynaklarda. Türklere hergiz gönül akmaz idi. Türk dahi bilmez idi bu dilleri. İnce yolu ol ulu menzilleri. Bunu verip Aşık Paşa'ya bazen isteyebiliyorlar dikkat. istesinler Türkçeye aşık diye düşündüğümüzde Türkçeye verdiği önemi Hatırlamış oluyoruz. Aşık Paşa'nın e, iki tane önemli eseri var. Bunlardan birisi Garipname, diğeri Farkname. Bunu da şöyle aklınızda tutun. Şifremiz şu şekilde olsun. Aşık olmuş garibim, aşık olmuş garibim dediğimizde Aşık Paşa'nın aşığını aldım, garibim dediğimde de Garipname aklıma geldi. Ve ikinci şifremiz Farkname'yi aklımızda nasıl tutalım? Aşıklar fakir olur. Hani Türk filmlerinde vardır ya. Kız zengin olur, aşığı onun fakir olur gibi. E, bu ön bilgiden de hareketle aşıklar fakir olur, aşık, aşık paşa, fakir, farkname aklınızda kalacaktır. E, her iki eserinde yalnız tasavvufi olduğunu, Türklere tasavvufu öğretmek amacıyla yazıldığını e, unutmayalım. Ve her ikisinin de türü mesnevidir. Evet. Ve bakalım en eğlenceli sanatçımız, en kolay sanatçımıza sıra geldi. Hoca Mesud. Hoca Mesud'un Süheylü Nebahar isimli bir mesnevisi vardır. Çevirir çevirir e, Hoca Mesud'u Süheylü Nebahar isimli mesnevisiyle soracaklardır. Bunu iki şekilde aklımızda tutuyoruz. Şunu sonra vereceğim. E, videoyu bu şekilde bitirelim. Bahar gelince mesud oluruz. Bahar gelince mesud oluruz. ne Nebahar'ın baharını aldım. Mesut kelimesi Hoca Mesut'a hatırlattı bana. Bu birinci şifremiz. İkinci şifremiz ise hani ud vardır ya bir çalgı. Ben bu udumu elime alarak sınıfta da böyle yapıyorum anlatırken şarkıyı biraz böyle şeyli söylüyorum. Besteli söylüyorum. Ud çaldığımı düşünün. Süheylü ne bahar Aldı bu gönlümü, ut çalıyorum, Süheyline Baharı söylüyorum. Hangi şifreyi beğendiyseniz onu kullanabilirsiniz. 14. yüzyıl sanatçılarımız bu şekilde, 15. yüzyılda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.